yapıyorsun? Ersin baba, ne haber? İyi, teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Net. Geliyor, geliyor. Süper geliyor. Netsin. Bak Süheyl abin, Behzat abin burada. Süheyl, Behzat Uygur. Aynen. Çok selam söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum onlara. Sağ ol Ersin. Selam kardeşim. Nasılsın? Eyvallah, iyisin. Abim. İyisin değil mi? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, iyiyim. Her şey oldu, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ersin, neler yapıyorsun? Aynen. Alıştın mı artık sivil hayata? Adadan geldikten sonra. Her şey normal mi? Aynen. Alıştım. İşte Muğla'dayım biliyorsun. Evet. En çok sevindiğim şey zaten annem işte bak. Küçük Mesih artık seviyor. Daha önce sen yani annem namaz kıldığı için şey yapmıyordu. Böyle eve almıyor muydu? Köpek falan sevmiyordu. Şimdi seviyor. Aynen. O yüzden sıkıntı yok. Alıştık. Burada bir çiftlik hayatımız var. O yüzden. Peki Ersin, yani bir şey diyeceğim. Daha önce Survivor'a gitmeden önce de bir konuşmuştuk. Bu arada biz Ersin'le aynı dizide oynamıştık. Hangisinde? Evet. En son işte Dostlar Mahallesi. Ha. 3 bölüm yayınlandı. 3 bölüm sonra kalktı. Ben o 3 bölümde Buse'yi buldum. Buse'yle işte evlendik falan. Ersin de bizim dizide oynuyordu. Taksici arkadaşlarımdan biriydi. Ondan önce konuşmuştuk. Bu Survivor'ı nasıl kabul ettin? Nasıl yapacaksın? Yapabilecek misin? Senin sakatlık umduğun geçti gibi bir yer mi? Miydi? Yoksa çok mu zordu? Yoksa kolay mıydı? Bize öyle geldi. Çünkü maşallah her yarışmayı, değil mi? Kazandı, en başarılarından biriydi yani. Sanki bu da seyretmiş gibi. En vallahi büyük, izledim. En büyük şey Survivor'cı benim burada. 13 senedir seyrediyorum. Sanki evet, yeni bir ya, şey. Sen yeni seyretmiyorsun Ali. Sen uydurma niye ya. Niye seyretmeden böyle şeyler söylüyorsun Ali? Sen çok değişik. Ersin abi, ben ilk önce hemen sağlıkla alakalı sorayım. Geçti mi sakatlığın yoksa devam ediyor mu? Çok üzülmüştük ya. Sakatlığım geçti yani, çok az bir şey kalmış yani. Zorlamıyorum. O yüzden doktor nezdinde de bana çok zorlama dediler. İşte top oynama. O yüzden hafif yürüyüşler ve ağırlık çalışıyor. O yüzden sıkıntı yok. İyi bari ya. O benim sorduğum soru, evet. O Survivor dönemi nasıl geçti? Umduğun gibi miydi? Daha mı zordu? Daha mı kolaydı? Allah kimseyi aç bırakmasın. Biliyorsun format. Amin. Format açlık üzerinde. O yüzden kazanırsan şey yapıyorsun yani. Kazanırsan yemeğini yiyorsun. Kazanamazsan kokonatla devam. Kokonatla bir süre sonra yani şey oluyor. Mideye dokunuyor. Anladım. Ersin sakallar duruyor gene. Böyle yakıştı. Böyle mi hoşuna gidiyor? Abi kızlar hep böyle beğeniyor, o yüzden kesmiyor. Ne? Kızlar böyle beğeniyor diyor. Ersin ya. Bir şey diyeceğim, beğeniyor. Yani, bir evlenmeyi artık, aile kurmayı, çoluk çocuk sahibi olmayı artık herhalde Ersin anne en fazla bundan şikayet ediyordur değil mi? Alişe, ben dedim sen evlendikten sıra bize gelir, bir gelmedi. O yüzden şu an beklemedeyiz yani, bakalım Allah bir. Yok mu bir aday? Yok. Karıştırma. Şu an yok Alişe. Olsa bile söyler mi? Ersin abi bence hayatta söylemez olsa bile. Yani burada canlı yayında söyler miyim Alişe, Allah aşkına? Ha, o zaman demek ki var ya. O zaman Ali, öyle. Alişe'nin Buse'yleki mevzusunu tam anlatmadı aslında. Anlat. Aynı dizide. Şimdi Erman var, Buse'nin akrabası Erman. Kuzeni halasının oğlu. Kuzeni, aynen. Şey dedi bana, Ersin dedi, aynı dizide oynuyorsunuz, bak Buse sana emanet dedi. Tamam mı? Yani orada en tanıdığı derim. Bir baktım, ooo çalışmışlar Alişan'la. O yüzden. İlk çünkü Ersin'e söyledim. Havada kaldı. Ulan dedi, bana emanet dedi o, bana emanet dedi. Nasıl? Bana emanet dedi, nasıl olabilir falan böyle bir şey. Tam adamına sormuş ama yani. Dedim evleneceğiz abi, dedim. Abi bana emanet. Evet, ertesi gün gazetede gördüm ya, sevgili olduklar. Aynen. Sen evet. Herhalde aynı şeyleriniz yoktu. Fark etmedim. Yok, sen söyleyince mi öğrendin? Ya aynı setteyiz de Alişan söylemedi galiba. Hani ondan sonra bu halbuki hemen söyleyecek ya. Zaman bekliyor, sonra bir baktık gazetede. Ertesi gazetede gördük. Alişan'la bu ses sevgili. O dedim Alişan gazetede gördük. Dedi. Ya Ersin ya. Anlıyorum. Sen anlıyor musun konuşmayı? Boğuk geliyorsun. Onlara biraz boğukluk var. Peki yeni mesle aran nasıl? Köpeğinle? Yeni mes şu an burada çimen kemiriyor. Mes oğlum. Valla şu an yanımda. Dondun sandık bir anda. Kimlerle görüşüyorsun Survivor'dan? Gelip gidenler oluyor mu sana? Oluyor. Elif geldi Alişan. İşte Elif geldi, misafirim oldu. Ondan sonra Sercan buralarda. Sercan, Mert,
Perviz, bunlarla görüşüyorum. Aycan. Hepsine selam söyle bizden. O Elif diyorsun da Elif'i tanımıyor. Bak bana nasıl tanımıyorum ya? Ben tanıyorum. Elif ilkelenenlerden. Elif hanımefendi. En hanımefendi sessiz olanı. Biliyorum. Elif var. Elif mükemmel, mükemmel bir sporcu bir kadın yani. Kaliteli bir kardeşim. Ersin abi ama sen yemin ederim bak şampiyon olmuş kadar oldun biliyor musun? Farkında Geldim mısın? Mi? Farkında mısın peki sen yani gelen tepkilerden? Dışarıda şimdi dolaştığın zaman anlıyorsundur. Evet, evet, evet. Gerçekten ben bunun farkındayım. Zaten senden de duydum, böyle sağdan soldan da duydum. Demet sen de çok destek olmuşsun bana. Çok SMS atmışsın. İstersen faturanı, bu iki faturanı at ben ödeyeyim. Fena olmaz. Çok teşekkür ederim. Bana bayağı SMS atmışsın. Bunu duydum ben. Çok sevindim. Evet, Alişan hem, bir tane bile atmamış. Hem ben attım biliyorum. Hem attırdım. Yazıklar olsun Alişan ya. Hiç alakası yok ya. Vallahi bak 2-3 kişiye SMS attım. Onlardan bir tanesi de sensin. Lütfen. Yemin et. Denk getirdi vallahi yani. Attım ya. Ama sakatlandığın zaman bütün Türkiye çok üzüldü ya. Evet. Hepimiz çok bir üzüldü. Bir de Süheyl abim, vallahi Süheyl abim bana mesaj attı. İşte üzüntülerini bildirdi. Çok teşekkür ediyorum. Burada saygılarım. Ne demek? Ne demek? Mesaj mı attın? Yo. Behzat'la karıştırıyorsun galiba Ersin. Kim attı mesaj? Ersin ben sosyal medyada kötüyümdür. Süheyl'in Twitter'dan bir mesaj atma olasılığı sıfır. Beceremiyor çünkü. Beceremem. Adam bana bir tweet çeker misin diyor. Telgraf gibi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Uygur kardeşlerden bana bir mesaj geldi. Artık Süheyl mi? Behzat Şamal mı? Şamal mıydı? Hangi Süheyl olabilir? Oğlan mı acaba sizin oğlan? Ersin, olabilir ha, belki senin oğlandır. Oğlan olabilir. Ben atmışımdır ben. Doğru mu söylüyorsun? Abi, bilmiyorum işte çok da, emin değilim. Yani. Ya sen geçen gün ben sana ben attım ben öyle kapattım. Geçen gün ne? Ya Süheyl'in dışında herhangi birimiz atmışızdır. Süheyl'in mümkün değil yani. Mümkün değil. Twitter kullanamıyor. Ben mektup yazarım. Mektup atmıştır ancak gelir. O zaman gelmiştir sağ olun. Ersin abi dönünce var mı proje? Bir şeyler yapacak mısın? Televizyonda görecek miyiz seni ya da dizi? Ya da film. Vallahi şu an tiyatromuz devam ediyor. Bir açık hava tiyatrolarımıza devam ediyoruz. İyi Kötü Çirkin diye bir oyunumuz var. İşte bu ayın 25'inde Aydın, 28'inde Denizli'de devam ediyoruz yani. Aa inşallah süper. Nasıl gidiyor? Aynen güzel vallahi bu işte pandemi döneminde sosyal mesafe farkı var. İşte ona uyuyoruz. Mesela 700 kişilik salona 300 kişi, 1000 kişilik 300 kişi falan. Öyle alıyorlar. Evet, Ersin, hazır sen bunu söylemişken bir şeyi o mesela 3000 kişilik salonu 1/3 kuralı uyguluyoruz biz tiyatrolar. Ciddi bir şeyden bahsedelim. Ama 1/3 kuralını biz uygularken o tiyatroyu kiralayan yerel yönetim ya da kimdeyse tam fiyat tam kira alıyor bizlerden. Buradan seslenelim yerel yönetimlere tümüne yani öyle o tabii tabii. Şimdi biz 1/3 kuralını uyguluyorsak tiyatrolar olarak kiraların da bizlerden 1/3 olarak alınması gerekiyor. Tam kira alınıyor. Bunu da Denizli tabii. Dediğin için aynı şey biz de Denizli'de oynayacağız inşallah bir yasak gelmezse ileride pandemiyle ilgili. Eylül'de. Bu vesileyle söylemiş olalım. İnşallah. Bu bir Ersin, saçmalık çünkü. İnşallah. Ersin bir televizyon programı falan var mı? Herhangi bir şey? Televizyonla ilgili bir yok, şey? Yok vallahi televizyon işleri yok böyle dizi falan o tarz. İşleri de hani ben tiyatro sevdiğim için tiyatro yapmak istiyorum Alişan. Böyle dizi biraz mesaisi fazla olan bir işi o yüzden şimdi tiyatro iyi. Anladım. Peki artık İstanbul'a gelmeyecek misin? Hep o tarafta mısın? Yok valla İstanbul'a da geliyorum. İşte tiyatro nerede olursa da geliyorum. Basıp geliyorum. Basıp geliyorum. Aynen. Geçen gün o tarafta bir arsa sorayım dedim. Bütün arsaları zaten Ersin ve kardeşleri, abileri hepsi almış. Aa! Tabii. Ne güzel yapmış. Bu arsa nereden girdi o? Bizim Işın da oraya yerleşti. Işın Karaca da evet, oraya aslında, yerleşti. Vallahi bu Ege'ye çok böyle arkadaşlar gelmişler. WhatsApp grup konuşması gibi. Aynı bir şey dinleriz de. Bu bildiğin WhatsApp grup konuşması gibi oldu. Birazdan ok mok falan yazacağız böyle kısa. Ersin'im çok teşekkür ediyoruz. Ersin abicim teşekkürler. Ben de adam benden çok abi teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kendine çok çok iyi bak. Selamlar anneciğine de. Saygılar, sevgiler. Öpüyorum annenin ellerinden.